akşamınız nurla dolsun, hayırlı mübarek olsun. Kendi dilinizle, ifadelerinizle Geli Birano, Kuşku Birano, Şevava Bıkherbe, Kude Şevava Bıkherbike. Bizleri yoktan var eden, yüreklerimiz arasında kardeşlik köprüleri kuran, bizi hilkatte eş, dinde kardeş kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili gençler, öncelikle sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler Başkanlığı'nı da ağırlamaktan çok büyük bir mutluluk duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Sizler bizim için çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Sizin tabii bölgelerde, Mardin'de, Şırnak'ta, yakın geçmişte büyük acılar yaşandı. Çok çok büyük acılar yaşandı. Allah'a hamdolsun şimdi o acıların hepsi geride kaldı. İnşallah sizler, sizden sonraki sizin nesliniz ve sizden sonraki nesillerin aynı konuma düşmemesi için bir daha o kötülüklerin şehirlerimizi kuşatmaması için, bir daha o acıların yaşanmaması için sizler, sizlere büyük görev düşüyor. Siz bir defa kendinizi çok iyi yetiştireceksiniz. Bizleri yoktan var eden, bizi hilkatte eş, dinde kardeş kılan, bize varoluşumuzun gayesini, hayatın manasını, anlamını gösteren, öğreten Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi her türlü cahiliye asabiyesinden kurtularak vahdet ikliminde kardeş olmayı öğreten, tevhidle vahdet arasındaki ilişkiyi yeryüzünde ebedi bir nizama dönüştüren sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Hun bi hayratın serserâ serçâvâtı. Cizre'den, Silopi'den, Silvan'dan, İdil'den, Nusaybin'den, Sur'dan, Dargeçit'ten hepiniz buraya hoş geldiniz. Çok kıymetli hocalarım, şehirlerde açılan çukurları kapatmak kolaydır. Fakat zihinlerde ve kalplerde açılan hendekleri kapatmak zordur. İşte bu zor görev sizin görevinizdir. Bize düşen asli birinci görev, zihinlerde ve kalplerde açılan hendekleri kapatmaktır. Onları kapatmak bizim birinci vazifemizdir. Biz atanmış din görevlisi değil, adanmış din gönüllüsü olmak zorundayız. Yan başımızda son zamanlarda büyük acılar yaşadık. Allah kabul etsin. Elhamdülillahi innel hamdelillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Gazze'ye bombalar yağdı, sizler yaralarını sarmaya gittiniz. Camilerini tamir etmek üzere bizzat ziyaret ettiğimde harabeye dönen mabetlerin üzerinde şu levhayı görmüştüm. El-ihtilal yudemmir ve Türkiye yuammir. İşgalciler harabeye çevirir fakat Türkiye gelir, tamir eder, imar eder. Bunu gördüğümde gözlerim yaşarmıştı. Azadi eğer İslam nebe, azadi nabe. Eğer iman nebe, azadi nabe.
Kimi Mardin'den, kimi Şırnak'tan, kimi Hakkari'den geldi. Kadın Aile ve Gençlik Merkezi KAGEM'le Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak yaz kampı projesi için Ankara'da buluşan 120 kız öğrenci Başkan Mehmet Görmez'i ziyaret etti. Bana öyle sadece hocam hoca değil, amca da diyebilirsiniz. Ben sizin Mehmet amcanız olayım. Sohbet. Aziz kardeşlerim, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu. Ey iman edenler, Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Sakın ayrılıp parçalanmayınız. Allah sizi nimeti sayesinde kardeşler kıldı. Siz düşmanlar idiniz. Allah sizi nimetiyle kardeşler kıldı. İman kardeşliğini kan kardeşliğinin fevkinde tuttu. Türkiye'de Diyanet Vakfı yurtlarına kayıtlar devam ediyor. Hem aile sıcaklığını yaşatmak hem de hayata hazırlanmalarında yardımcı olmak için öğrencilere hizmet veren yurtlardan biri de Ankara'da yeni hizmete giren Yükseköğrenim Kız Yurdu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın öğrencilere aile sıcaklığını yaşatmak hedefiyle açtığı Ankara'daki Kız Yurdu hizmete girdi.